Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle dün akşam düzenlenen Osmanlı Türkçesi sertifika töreni Dönük Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bir takım eleştirenler var. Bu de şöyle bir tabir kullanıyorlar. Biraz evvel de konuşmalarımız içerisinde kullanıldı. Biz de bazen bunu yapıyoruz. Diyoruz ki eski Türkçe veya eski yazı. Değerli arkadaşlar, eski değil. Kullanılan, yaşayan, hayatta olan, bir kişinin dahi dile getirdiği ve konuştuğu bir lisan, bir yazı eski değildir. Günceldir. 220 kursiyerin sertifika aldığı törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bizim gençlik merkezlerimizde şu anda üye sayısı 1 milyonu aşmış durumdayız dedi. Önünde engel olamaz. Şimdi eleştiri yapanlar ne gerek var? Nereden çıkarttınız? Niye böyle yapıyorsunuz? Dil miydi, değil miydi, yeni miydi, eski miydi? Ya bırakın bu tartışmaları. Ya öğrenmek istiyorsa bir vatandaşımız Osmanlı Türkçesi, siz Osmanlı Türkçesi dersiniz. Diğeri başka bir şey söyler. Ama bu var olan bu yazıyı öğrenmek istiyorsa bir vatandaşımız, biz de ona o imkanı veriyoruz. Ya bırakın karışmayın artık. Öğrenmek isteyen öğrensin, öğretmek isteyen öğretsin. Bakan Kılıç bugün de seçim çalışmaları çerçevesinde Kavak ilçesindeki muhtarlarla ve sivil toplum temsilcileriyle Çakallahan'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kılıç yaptığı konuşmada muhalefet partilere gönül veren vatandaşlara seslendi. Seçime girerken ne dedi? Eğer bu seçimde birinci parti olarak çıkmaz ise AK Parti, ben görevi başkanı kardeşime devrederim. Dedi mi? Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, daha bundan çok yakın bir süre önce seçim başlarında çalışmalarında ne dedi? Ben eğer AK Parti Genel Başkanı olarak bu seçimden birinci parti olarak çıkamazsam, ben koltuğu başkanı kardeşime devrederim. Dedi mi? Dedi. Peki, CHP'de, MHP'de, HDP'de, herhangi başka bir siyasi partide böyle bir vaat duydunuz mu? Bu vaat de değil. Bu siyasetin gereğidir. Çünkü siz siyaseti niye yapıyorsunuz? Siyasi programınızı, görüşlerinizi bir siyasi parti çatısı altında örgüt ederek milletinizi anlatarak doğrudan seçildi, yani sandıktan o isteği yönetime talip olarak gidiyorsunuz. Ve o yönetime talip olma şeklinizden sonra sandıktan çıkarsanız başarı bulunur. Çıkamazsanız başarıyla görevi başkasına verebilmeniz gerekir. Çünkü sizin